14 Eylül, 20 Eylül akrep burçları neler bekliyor diyorsanız, akreplerde sıkışma hissi. Yani çok üstüme geliniyor. Her şey çok üst üste geliyor. İş üst üste geliyor. Para üst üste. Ödemeler, çocukların derdi, ailevi dert. Yani benim derin nefes almaya ihtiyacım var ve ben hala yaz bitti, şarj olamadım. Yani bir sürü evraklar, bir sürü işler, bir sürü koşturmalar var ve hayatımdaki her şey aynı noktada ilerliyor. Ve ben aynı olmaktan çok bunaldım diyorsunuz. Aslında bu hafta da aynı tempoda devam edeceksiniz ama Eylül, Ekim itibariyle sizin çok güzel bir değişim. Ve bu değişimle birlikte planladığınız yükselişiniz, ortak işle yaptığınız paraların daha hızlı hayatınıza geçiş noktası olacak. Biraz isyanınızı yumuşatalım değerli akrep burçları. Çünkü siz küllerinizden her zaman doğan beğene ama çok üstünüzde yük var. Çok hak veriyorum. Yani her şey sizin, sanki sizin hayal ettiğiniz hayatın dışına çıkmaya başladı. Yani herkesin yükünü, herkesin enerjisini taşımaktan çok bunaldınız ama siz çok başarılısınız ve hedefleriniz çok büyük. Rabbim size çok güzel kapılar açacak. Yani evet, birkaç gün kafanızı dinleyeceğiniz orman olur, deniz olur, kum olur, oda olur. Kimseyle konuşmayacağınız bir sessizliğe ihtiyacınız var. Çünkü ruhunuzun bir meditasyon enerjisine ihtiyacı var. Tekrar şarj olup, çünkü gerçekten Eylül, Ekim, Kasım çok yoğun bir haftanız olacak ve önünüzde planladığınız ödemeler, krediler, bazı borçlar var. Bunlarla alakalı gerginlik ve huzursuzluk yaşıyor olabilirsiniz. Bunlarla ilgili çok büyük bir rahatlığa ereceksiniz. Ve satmak istediğimiz bir yer var ve bu satılırsa ben kuş gibi rahat ederim diyorsanız, evet, burası Kasım sonuna kadar, uzun süredir kiralık ama satılık, ama Kasım sonuna kadar satılacak. Ama siz o döneme kadar gayet güzel, başarılı bir şekilde ödemelerini halledeceksiniz. Bir risk olarak değil de sanki sizin gücünüzle alakalı sıkışmışlıkları, yorgunlukları iyileştirmek istiyorsunuz. Evet, bunları başaracağınıza sonsuz inanırım. Evliliğiyle ilgili pürüz yaşayan bazı akreplerde düzelme haftası, aileler, büyükler devreye girip tekrar bu ilişkiye şans vereceksiniz. Ve bu şans size çocuk enerjisi ya da çocuksu bir ilişkiye hakim olacaksınız ve tekrar mutluluğu tadacaksınız değerli akrep burçları. Özellikle ilişkisinden ayrılan, terk edilen ve ilişkisinden haber bekleyen akreplerde bu hafta onunla ilgili güzel haberler alıp biraz daha içinizi rahatlatacağınız, içinizle alakalı kaygı ve sizi unuttuğuyla ilgili endişeniz yerine gidecek ve mutlu, evet, unutmamış, beni seviyor dediğimiz bir heyecana giriş yapacaksınız. Sizde de özellikle dede soyunuzla alakalı çözülmesi gereken miraslar, mallar ya da parasal evredeki gerginlikler, toparlanma ve büyüklerle bir araya gelme dönemimiz olacak gözüküyor. Bir de ofis gibi ya da küçük bir yerin satışını bekliyorsunuz. Bu satış özellikle annenize ait bir yer olabilir. Çünkü annemize bir yatırım niyetiniz var. Allah kısmet ederse bunu da yapıp ailenize güzel bir yatırım alacaksınız ve üstünü siz tamamlayacaksınız diyorum. Evet, kendi kariyerinde devlette evrak bekleyen ya da devlet işine girmek isteyen akrep burçlarında güzel bir sevinç, hatta havai fişek atar gibi mutluluk kılacağınız bir hafta. Yani siz devlet kapısını hak kazanmış gözüküyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun, umutlu olsun, güzel insanlar hayatımızda daim olsun diyorum. Evet, sağlık olarak özellikle demişim ki göğüs kafesi, akciğerlerinize dikkat edeceksiniz ve sırt ağrılarınız var. İhmal etmeyin değerli akrep burçları. Sizin de babanız ya da abinizin bir sağlık problemi, küçük bir operasyon geçirebilir. İhmal etmeyin. Bazı akrepler göz kapağı düştü, benim de düştü ama ben estetiğe karşıyım. Göz kapağınızı aldırmak ve yaptırmak istiyor olabilirsiniz. Böyle bir niyetiniz var. Estetiğe neden karşıyım? Rabbim yaşlılığı nasip ettiyse güzel yaşlılık nasip etsin. Tabii ki hepimiz ufak dokunuşlar yapıyoruz ama bakın benim her yerim kırış kırış, botoksum gelmiş bilmem. Cildim 45 yaşındayım. Yani insanlar yaş almalı. Yani bizim nesillerimiz ve arkadaki nesilleri de görmemiz lazım. Yaşlılık çok güzel bir şey. Yeter ki mutlu yaşlılık almayı nasip etsin Allah. Yükselen ve Ay burcunuzu dinleyin lütfen.